Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli, patatesli çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Bu tarifi 5 çaylarınızda kahvaltınızı mutlaka deneyin. Onun için ilk olarak karışım kabı içerisinde 3 adet yumurtamı aldım. Yumurtanız oda ısısında olsun. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yumurtamı güzelce karıştırdım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz, fark etmez. Ben zeytinyağı kullandım. Bir su bardağı yoğurt. Karıştıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. İstediğiniz farklı baharatı da kullanabilirsiniz. Ve 1,5 su bardağı un. Üzerine bir paket kabartma tozu. Güzelce karıştıralım. Bu tarifi 10 dakikada hazırlayıp fırına koyabilirsiniz. Çünkü çok lezzetli ve pratik. İçerisinde istediğiniz sebze kullanabilirsiniz. Ben taze soğan, maydanoz, dereotu ve patates kullanacağım. Ama kullandığınız patatesler haşlamalık olsun. Çünkü onlar daha çabuk pişiyorlar. Sırayla sebzelerimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi patatesini böyle küçük küçük doğradım. Minnacık. Üzerine ilave ediyorum. 2 adet orta boy patates kullandım ben. 4-5 dal dereotu kullanıyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Yarım bay maydanoz. Ve 4-5 dal taze soğan. Güzelce karıştıralım. Malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı. İsterseniz içerisine yeşil biber, kırmızı biber ilave edebilirsiniz. Ama ben bu tarifte kullanmadım. Genelde kullanıyordum. Bu tarife kuru soğan da yakışıyor. Büyük kare borcamı yağlıyorum. Hazırlamış olduğum harcın tamamını boşaltıyorum. Düzeltelim. Fırınımı 200 derece ayarladım. Önce ısınmış 200 derece fırında pişireceğim ben üzeri kızarana kadar. Üzerine çok az soğan ve çay kutu serpiştiriyorum şu an. Arzuya göre isterseniz serpiştirmeyebilirsiniz de. Fırınızın en alt rafında pişirin. Çünkü borcam olduğu için altları güzel pişmeyebilir. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Sebzeli kekim fırından çıktı. Görünce çok güzel kızardı. Şimdi dilimliyorum. Ben 5 dakika dinlendirdim, dinlemeden önce. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.